Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, oruç meselesini konuşuyorduk hadislerle. Ve bugün de yine oruçla alakalı bazı meseleler. Evet. Oruçluya yasak olan şeyler, işte orucu tutmaması gerekenler vesaire. Başlık şu. Alel haydi ve nefsai el fitru vel kadav. Hayızlı kadınlar ve lohusa kadınlar orucunu bozacak. Bura çok önemli. Orucu bozmaları şart bunların. Çünkü taharet söz konusu değil. Bir de yerine kaza yapacaklar. An muazete kalet. Buyurmuş ki bu hanımefendi. Seeltu Aişete fekultu. Hazreti Ayşe'ye şöyle bir soru sordum. Mâ bâlul hâidî takdis savme ve lâ takdis salâte. Yani niye hayız gören bir kadın orucu kaza ediyor da namazı kaza etmiyor. Fekalet buyurdu ki, haruriyetun enti, Allah Allah, sen haruriye kabilesinden misin? Allah Allah, haruriye ne demek ya? Harura diye bir yermiş, Kufe'nin yakında. Burada hariciler toplanmış. Çünkü bu hariciler, burası enteresan yani, hem de hem orucun hem de namazın hayızlı kadın üzerine kaza edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Enteresan değil mi? Bu kelimeyi tabii hadiseyi bilmezsen anlayamayız yani. Öyleymiş yani. Haricilerin toplandığı bir yer. Sen de mi haruriyecilerdensin diyor. Yani tıpkı hariciler gibi sen de mi oruca ve namaza kaza lazım diyenlerdensin? Kultu dedim ki lestu bi haruriyetin. Velakin ne eselu? Ben haruriyeden değilim, haricilerden değilim ama soruyorum. Allah Allah. Kâlet Hazreti Ayşe buyurdu ki: "Kâne yusîbuna zâlike." Bizim de başımıza hayızlı günlerimiz gelirdi. "Fenu'meru bi kadâi's savmi." Orucu kaza etmekle emredilirdik. "Ve lâ nu'meru bi kadâi's salâti." Namazı kaza etmekle emir edilmezdik. Hadise bu. Bir başka hadis-i şerif. An Aişe radıyallahu anha kalet. Şöyle buyurmuş Hazreti Ayşe. İn kânet ihtâna letuftiru fî zemâni Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hayız veya nifas sebebiyle eğer Resulullah'ın zamanında içimizden biri orucunu bozarsa femâ takdiru alâ en takdiyehu ma'a Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem hattâ ye'tiye şa'bânu. Yani Şaban ayı gelinceye kadar yani Resulullah'la beraber onu kaza etmesine gücü yetmeyebilir. Yani anladın değil mi? Ama şey gelince yani bunun manası şu. Şaban ayına kadar kaza etmeyebilir. Ama Şaban ayında artık son günler. Kaza etmesi lazım çünkü yeni Ramazan geliyor. Bunun manası şu. Ramazan'ı kaza etmek, Ramazan orucunu Ramazan'ı değil de fevri değildir. Terahi üzerinedir. Bu tabiri usul fıkıhta okuduk. Yani hemen gerekmez. Yıl içinde yap, ne zaman kaza edersen et manasına. An İbni Ömer radıyallahu anhuma enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâle fî kadâ-i Ramazâne. Ramazan ayı orucunun kazası konusunda Resulullah şöyle buyurmuş. İnşâ'e ferraka, ister dağınık tutar. Yani 15 gün mesela orucu var. Kaza etmesi lazım. İster dağınık şekilde tutar. Ve inşa'a tabi'a. İsterse arka arkaya tutar. Fazla bir farklılık yok. Oldu mu? Yani önemli olan fe'iddetun min eyyamin uhar. Diğer günlerden değil mi? Aynı sayıda orucu tutmak önemli. Kur'an-ı Kerim bunu zikrediyor. Şimdi bazı sahabeler ve İmam Şafii arka arkaya tutması lazım demişler. Zor ama bu. Başka bir konu yaktı siyame ya yukta siyamu anil meyyiti bi savmin ev it'amin. Bu çok önemli bir hadise. İskatı savm diyorlar buna. Bir adam öldü ama üzerinde kaza orucu var. Bu kaza orucu oruçla kaza edilebilir. Kim? Yakınları. Anladın? Onun yerine oruç tutar. Ev it'amin veyahut da
şey para yemek yedirir fakirlere, fidyesini öder. O manada yani. Yani Ayşe'te buna kıyasla biliyorsunuz iskat-ı salat söz konusu olmuş. Hmm. Orada da var biliyorsun. Ama orada namaz kılmak değil. Namaz kılmak yok. Fidye var. Tabii fidye var. An Ayşe'te radıyallahu anha enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kale. Resulullah buyurmuş. Men mâte ve aleyhi sıyâmun. Kim ki üzerinde kaza namazı olduğu halde vefat ederse sâme anhu veliyuhu. Yakın velileri onun yerine oruç tutar. Gayet açık. Özellikle de asabeler. Ama asabe ve asabe olmayanlar. Hepsi dahil. Asabe biliyorsun bir çeşit veli. Okuyacağız. Geldik bir diğer konuya. Ay konuya değil de başka bir hadis-i şerife. An İbni Abbasin radıyallahu anhuma kal. Bu zat buyurmuş ki Câe racülün ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem fekale. Bir adam Resulullah'a geldi ve sordu. Ya Resulallah inne ümmi matet. Annem vefat etti. Ve aleyha savmu şehrin. Bir aylık Ramazan orucu borcu var. Yani kaza etmesi lazımdı. Efe akdiye anha. Anneme bedel ben kaza orucu tutayım mı? Fekale buyurdu ki Resulullah لَوْ كَانَ عَلَى اُمِّكَ دَيْنٌ اَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا. Eğer annenin üzerinde bir borç olsaydı birisine, sen onu onun yerine öder miydin? Bu meşhur bir hadistir. Kale dedi ki نَعَمْ evet öderdim. Kale bunun üzerine Resulullah buyurdu ki فَدَيْنُ اللّٰهِ اَحَقُّ اَنْ يُقْضَى. Allah'a olan borcu değil mi? Kaza edilmeye, ödenmeye daha layıktır. Hadise bu kadar basit. وَاَنْهُ قَالَ yine İbn Abbas'tan buyurmuş ki جَاءَتْ اِمْرَاتٌ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ سَلَمْ فَقَالَتْ. Bir hanımefendi Resulullah'a gelmiş ve şöyle demiş. Ya Resulallah, اِنَّ اُمِّي مَاتَتْ. Annem vefat etti. وَاَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ. Adak orucu var onun üzerinde. Bir rivayete göre de şey yani Ramazan ayı orucu var. Yani kaza etmesi lazımdı. اَفَأَسُومُ عَنْهَا. Onun adına ben tutayım mı? Kale Resulullah buyurmuş. Eraeyti lev kana ala ummiki deynun fe qadaytihi e kana yuaddi zalika anha. Yani enteresan bir şey bu. Annenin üzerinde bir borç bulunsa öyle değil mi? Ve onu sen ödeseydin yani bu ödeme olur muydu? Mümkün mü böyle bir şey? Kalet dedi ki hanımefendi. Nehan evet. Kale o zaman buyurdu ki Resulullah fesumi an ümmiki. O zaman annenin yerine de Allah'a olan borcunu yani oruç borcunu tut, öde yani oruç tut. Evet başka bir problem yok. An İbni Ömer radıyallahu anhüma olması lazım. Çünkü babası da dahil. Ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal buyurmuş Resulullah. Men mâte ve aleyhi sıyâmu şehrin. Kim üzerinde bir aylık Ramazan orucu borcu olduğu halde vefat ederse فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْك۪ينًا. Onun yerine velileri, anlatabildim mi? Her gün için bir fakiri doyursunlar. Mesele gayet açık. Demek ki bu da fidye, it'am dediği bu. Başka bir hadis-i şerif وَقَالَ اَبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِذَ مَرِدَ الرَّجُلُ ف۪ي رَمَضَانَ. Bir adam Ramazan-ı Şerif'te hasta olsa, ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَسُمْ, orucunu tutmadan vefat etse, اُطْعِمُ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ. Yani onun şeylerine, yani bıraktığı her gün için fidye öderim, artık kaza kalmaz. Anlatabildim mi? Kaza biter yani. Onun yerine ne yaparım? Fidye öderim. Miskine fidye öderim. وَاِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ. Eğer bir adak orucu varsa قَدَى عَنْهُ وَلِيُّهُ, velisi onun yerine onu ne yapar? Yerine getirir. Çok önemli bu. Veli derken hocam illa böyle mirasçıları mı olması lazım? Tabii velinin tarifleri var. Yani onları ayrıntılı olarak göreceğiz. Mesela veliden kasıt mesela öncelikle evlatları. Erkek evlatlar birinci derecede. Asabe diyoruz biz. Asabeler birinci derecede. Babası, dedesi. Anlatabildim mi? Tabii ki amcaları. Yani bütün bunlar mesela dayısı asabe değil. Çünkü araya anne giriyor.
Ama onlardan biri yoksa bu sefer yani bunları kitab-ı nikahta ve inşallah mirasta ayrı ayrı anlatacağız. Oldu mu güzel kardeşler? Yani burada yani vefat eden bir insanın orucunu kaza etmek konusunda 5 tane hadis-i şerif var. 3 tanesi diyor ki onun yerine oruç tutulsun. Yani bu görüş İmam Şafii Hazretlerinin eski görüşü, İmam Ahmed İbni Hanbel vesaire. Bir grup da İmam Malik ve Ebu Hanife ve Şafii Hazretlerinin yeni görüşüne göre de onun adına oruç tutmak caiz değildir diyorlar. Çok enteresan bu. Bunu söylememiz lazımdı. Çünkü bedeni bir ibadettir. Vekalet hayatta ve mematta kabul etmez namaz gibi. Namaz gibidir yani. Bedeni bir ibadettir diyorlar. Belki demek fidyeyi şart koşuyorlar. Sadece hadislerle hüküm verilemeyeceğine en büyük delil bu yani. Burada 5 tane hadis var. 3'ü diyor ki onun yerine oruç tutulabilir. Ama imamlar böyle diyor. Şimdi demek ki diğer 2 hadis de diyor ki it'am edilir. Yani fidye ödenir. İşte Medine ameli de bunun üzerinedir yani. Anlatabildim mi? Uzun uzun bunları tahlil etmişler ama bu özeti vermek bizim üzerimize vazifeydi. Öyle değil mi? Bitirelim mi? Bab-ı Sabi'ye geldi. Ne diyorsunuz? Siz bilirsiniz. Başlayabiliriz. Bu da uzun bir bab. Yani bir günde bitecek bir bab değil bu da. Biraz okuyalım. Tabii canım. Bir sonraki şeye kadar okuyabiliriz. Yok, bir sonrakine kadar okuyamayız. Ha, bir yani, sonraki yani, ara başlığa kadar. Tabii. El-Bab-ı Sami'u, oruçla alakalı meselelerden 7. bab. Fi Leyletil Kadir'i, Kadir Gecesi hakkında. Maşallah. Biliyorsun yani şey bu. İnna enzelnahu. Biz Kur'an-ı Kerim'i indirdik, Kadir Gecesi indirdik. Fi Leyletil Kadir'i, Kadir Gecesi'nde. Bunun manası şu. Cenab-ı Hak meleklere Kur'an-ı Kerim'i levh-i mahfuzdan toplu olarak Beytül İzzet'e, dünya semasındaki Beytül İzzet'e nakletmelerini emretmiş. Manası bu. Nitekim ayet-i kerime fi suhufin mukerrametin. Öyle değil mi? Şerefli sayfalar halinde merfuatin mutahharatin, yüce ve tertemiz. Bi eydi seferatin kiramin bereretin, şerefli ve çok kıymetli katipler eliyle. O kim? Melekler yani. Anlatabildim? Yani birinci nüzulü bu demek yani. Kadir Gecesi'nde nüzulü. Bir de daha sonra 23 sene içinde ayrı ayrı peygamberimize o dünya semasındaki Beytül İzze'den indirilmiş. Değil mi? Nüzul olmuş. Olayın temeli bu. وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Bilir misin ey şanlı peygamber nedir Kadir Gecesi? Yani şerefini bilir misin? Leyletül Kadri hayrun min elfi şehrin. Kadir gecesi içinde Kadir gecesi bulunmayan 1000 aydan daha hayırlı. Tenezzelül melaiketu ve ruhu fiha. O gece melekler ve Cibril aleyhisselam yeryüzüne inerler. Bi'izni rabbihim, Rabbilerinin izniyle. Nezele bihir ruhul emin ala kalbike litekune minel mundirin. Ta ki insanlara uyarıcı olasın diye senin kalbine ruhu emin olan Hazreti Cibril geldi, indi manasına. Bi'idni Rabbihim dediği Allah'ın emriyle yani. Anlatabildim mi? Peki, min kulli emri. Yani gelecek seneyle alakalı olacak her meseleye dair. Bunun manası bu. Min kulli emrin o demek. Oldu mu? Ha, selamun ala, selam olsun. Hiye, o Kadir gecesi, hatta matla'il fecri. Sabahleyin fecri sadık doğuncaya kadar değil mi? Devam eder. İşte meselenin özü bu. Şimdi hadis-i şeriflere geldik. An Ebi Hüreyre radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurdu ki men kâme leyletel kadri imanen ve ihtisaben gufira lehu ma tekaddeme min denbi. Kim imanla ve Allah rızasını gözeterek Kadir gecesini ihya ederse, burada ihyadan kasıt biliyorsunuz namaz kılar vesaire,
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Özellikle en azından teheccüd namazını, vitir namazını ve yatsı namazını cemaatle kılarsa geçmişteki bütün günahları, büyük günahlar hariç, affedilir buyuruyor. Gayet açık. Büyüklüğüne delil bu. Yani gece namaz, yani Kadir gecesinin kıyamı, yani onu ihya etmek demek, bir, yatsı namazı, ben bunu hep izah ediyorum, ve sabah namazını cemaatle kılmak. Tabii anladın değil mi? En önemli. Tabii bu arada başka istediğin kadar hiç uyuma. O da esas ihya. Ben küçük ihya ve büyük ihya diye ayrım yapıyorum bunu. Kadir gecesinin büyük ve küçük ihyası diyorum. Ben küçük ihyayı yapıyorum, kaçıyorum. Anladın? Diyorum siz de büyük ihyayı yapın. Eskiden gençliğimizde büyük ihyayı da yapar. Sabah namazına kadar hem tesbihat namazını kılardık. Allah uzun ömür versin Vahdet Yılmaz abiye. Hem de büyük cevşeni baştan sona okurduk. Öyle bir güzel ihyalarımız vardı. Başka bir hadis-i şerif. Ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu üriye e'marun nasi kablehu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendinden önce gelen ümmetlerin uzun ömürleri gösterilmiş. İşte 1200 yaşamış yani sene yaşamış Hazreti Nuh. Ev maşallahu min zalik veya buna dair Allah'ın irade ettiği şeyler gösterilmiş. Fekennehu takasara e'mara ummetihi. Peygamberimiz de ümmetinin ömrünün kısıtlı olmasından dolayı biraz üzülmüş. Yani eksiklik görmüş. Anladın değil mi? Ya onlar 1000 sene yaşamış, ibadet etmiş, bizimkiler 60-70 sene ortalama. Ella yebluğu minel ameli ta ki mitlellezî belege gayruhum fî tûlil umri. Ömür uzunluğu sebebiyle diğer ümmetlerin ulaştığı sevaba ümmetinin o amali salihe ulaşamayacağı noktasında eksiklik hissetmiş kendi nefsinde. Onun için fe'atâhullâhu leyletel kadri hayrun min elfi şehrin. O zaman Kadir gecesini içinde Kadir gecesi olmayan 1000 aydan da hayırlı olmak üzere Rabbim ona ne yapmış? İhsan eylemiş. Evet, burada kalalım. Cezâkumullâhu hayran kefîrâ. وَعَلَّمَنَ اللّٰهُ عِلْمًا نَافِعًا. Güzel. Ah, bu hediye mi olsun? Para.